Kuş yaşam alanı olarak her yerde olduğu gibi bir yerleşik kuşlar var. Bir de göçmen olarak yaşayan kuşlar var. Bu Van Gölü Havzası iki yönden de şanslı bir yere sahip. Bu şanslı yere sahip olmasının sebebi sulak alanları çok fazla. Türkiye'deki sulak alanların 1/5'i Van Gölü Havzası'nda bulunmakta. Bu sulak alanların Van Gölü Havzası'nda bulunması ve çok azı son 10 yıla kadar hemen hemen hepsi hiç bozulmamış şekilde, doğal bir şekilde kalan sulak alanlardı. Bu sulak alanların da fazla olması sebebiyle kuşların özel olarak tercih ettiği yerlerden birisi. Bir de göç yollarının üzerinde olması, iki tane göç yolu üzerinde olması Van Gölü Havzası'ndaki kuş popülasyonunu sayımını artırmakta. Bilimsel olarak Van Gölü çevresinde, Van Gölü Havzası çevresinde 200'ü aşkın kuş türü tespit edilmiş ve bilme kazandırılmış ve 100. Yıl Üniversitesi ve yaban hayvanları koruma merkezi olarak da bu çalışmaları yürütmekteyiz. Aynı zamanda Fen Fakültesi Biyoloji bölümündeki arkadaşlarımız da bu kuşların göç sıralarında, çalışmalarında, sulak alanlarında çalışmalar yapmakta. Çalışmaların devam etmesiyle her geçen günde bu kuş sayısı, tür sayısı olarak artış meydana gelmekte. Bu sulak alanlardan 200'e yakın kuş türü tespit edildi. Eğer çalışmalar devam ederse bu kuş türlerinin daha da artacağı tahmin edilmekte. Şimdi Van Gölü Havzası'nda sulak alanlardan en büyüğü Erçek Gölü olur. Bendi Mahir Çayı'nın gelmesine bağlı olarak. Bu Erçek Gölü çevresinde birçok hayvanın suda yaşayabilecek kuşların yaşam alanı için uygun bir ortam oluşturmakta ve yerleşim alanının olmaması sebebiyle ve herhangi bir fabrikanın olmaması sebebiyle bozulmamış bir şeye sahip, doğaya sahip. Bu vesileyle birçok kuş türü orada yaşamakta. Bu sene flamingolar Edremit tarafındaki sazlık alanlarda ve sulak alanlarda görüldü. Bu gelmesi hangi tarihte gelir burada yerleşirler? Kuluçkadan yumurtalarını çıkarıp buradaki havaların ısınmasına bağlı olarak mevsim bazen 15 gün önce, 20 gün önce tarih değişebilir. Ama Mart ayının başlarından başlar, yani bu Mart ayının bazen Şubat'ın sonlarına doğru eğer hava sıcak giderse Şubat'ın sonlarından başlayıp, Mart ayından başlayıp Kasım'a kadar bu yörede flamingo görülebilir. Ama havalar soğuk giderse, mesela bu sene geç ısınmasına bağlı olarak gelişleri de gecikti. Nisan'ın başlarına kadar flamingo göremedik. Nisan'ın başlarında flamingolar gelmeye başladı. Eğer kış erken gelirse de Eylül, Ekim'in sonu gibi, Kasım'ı beklemeden, Aralık'ı beklemeden Kasım'ın başlarında Eylül, Ekim'in sonlarına doğru burayı terk ederler. Burada sadece üremeleri yoktur. Konaklama olarak kullanırlar. İran tarafından Ürümiye Gölü'nden gelip daha sıcak bölgelere doğru buradan göç ederler. 10.000'in üzerinde bir kuş türü popülasyonu Erçek Gölü olarak söyleyeyim. Erçek Gölü ve çevresinde yaşamakta. Ama bunun yanında bölge bölge eğer aynı ortamlar Edremit'te geçen gün biz gittik baktık. En az 2-3 bine yakın da o Edremit'in kıyısında, güzel kıyılarında Edremit'in Gevaş yolunun döndüğü yerde flamingolara rastladık. Erçek Gölü özelinde birçok 150 tür kuş varken yalnız kuğular da flamingolar gidince kuğular buraya gelmekte. Kuğular yeri almakta. Dolayısıyla Erçek Gölü'nün etrafında 12 ay boyunca kuşları belirli dönemlerde kış sezonlarında kuğuları, bahar sezonundaki en az bir 8-10 tane ördek çeşidini ve kız kuşlarından tutun da suda yaşayan kuşların büyük bir miktarını su tavuğundan, su horozundan bütün çeşitli kuşları görmek mümkün.